Merhaba, şu anda sesim geliyor herhalde. Tamam. O halde başlayalım. Evet. Dünden sonra yeniden herkese merhaba. Dün de ufak bir açıklamasını yapmıştık. Biz Huawei olarak Mayıs ve Haziran aylarının sonuna kadar böyle bir dizi webinarlar vereceğiz. Aşağı yukarı her güne bir webinar düşüyor olacak. Dün de bir tanesini vermiştik birlikte. Bugün de ADN dediğimiz kendini yöneten ağlara, autonomous driving networklere giden yolda çok önemli bir temel taşı, çok önemli bir kilometre taşı olduğunu düşündüğümüz NC ürünümüzle ilgili konuşacağız bugün de. Dört başlıktan oluşuyor. Bir öncelikle NC'yi tanıtmadan önce aslında NC'ye bizi götüren yol neydi? Dijitalleşme ile ilgili gelişmelerle birlikte network tarafındaki eksikleri nasıl tamamlamamız gerekiyordu? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ardından çok detaya girmeden, çok teknik detaylara girmeden, çünkü gerçekten çok gelişmiş teknoloji diyorum ama çok teknik detaylara girmeden NC'den biraz bahsediyor olacağız. Bunun asıl uygulama senaryolarını nasıl gerçekleştirdiğimizi örnekleriyle beraber inceleme fırsatı bulacağız. Ardından da şu anda NC ticari olarak ne seviyelerde, bunlardan çok kısaca bahsedip bugünü bitireceğiz. Sunumun sonunda yine bizim sizlere 3-4 soruluk bir anketimiz olacak. Bununla beraber sizler de sorularınızı chat ekranından ya da soru cevap ekranından yansıtabilirsiniz. Ben şu anda o ekranları göremediğim için maalesef şu anda cevaplayamayacağım soruları, ama sunum bittikten sonra o sorularınızı görüp cevaplamaya çalışacağım. Sorularınızı istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Ekrandan ben bunların hepsini takibini yapıp en sonunda cevaplıyor olacağım. Evet, üç tane temel başlıktan bahsetmemiz gerekiyor dijitalleşme yoluna giderken. Çok konuşuluyor. Dijital dönüşüm adıyla, dijitalleşme adıyla, işte biraz daha üretim aşamasına geçtiğimizde Endüstri 4.0 adıyla çok konuşuluyor. Çok şey konuşuluyor. IoT zaten yıllardan beri konuşuluyor. Cloud zaten artık hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bütün bunları giderken, yani üç tane örnek veriyoruz. 2022 yılı itibariyle olduğu öngörülüyordu. Fakat işte şu anda içinde bulunduğumuz, özellikle bu salgından da sonra, bilmiyorum, belki de daha erken artık kurumların dijital dönüşümlerini 2022 yılı itibariyle diyelim biz yine, %60'ının, kurumların %60'ının dijital dönüşümlerini tamamlayacağı öngörüsü var. Bu daha erken de olabilir, daha fazla bir oran da olabilir. Belki beklentiler tam olarak gerçekleşmez, daha az da olabilir, ama dijital dönüşümü artık yola girdi, böyle bir yola girildi ve bu yolda ilerleniyor. Sorumuz burada şu: bütün hangi sektörde iş yaparsa yapsın, kurumlar dijital dönüşümleri için bu kadar çalışırlarken, dijitalleşmeye bu kadar emek harcarlarken, Endüstri 4.0 diye bir şeyden bahsederken, acaba bu dijitalleşmenin en önemli bacaklarından birisi olan, ki belki de en önemli bacağı olan bilgi teknolojileri, bilgi iletişim teknolojileri bu dönüşümü ne kadar destekliyor? Daha da konumuzun içine girecek olursak, bilgi iletişim teknolojilerinin asıl bu iletişim bacağındaki en önemli bileşeni olan network teknolojileri, bugünkü network teknolojileri acaba bu dönüşüme ne kadar hazır? Şu anda bu dönüşümü destekleyecek yeteneklere sahip mi network teknolojileri, yoksa bu dönüşümün önünde aslında bir engel mi oluşturuyor? Biraz bunu incelememiz gerekiyor. İkinci konu verimlilik. Yine network diyoruz tabii ki, yani başlığımız network olduğu için. İşimiz her ne olursa olsun, dijitalleşmeye ne kadar adapte olduysak eğer, Pardon. pardon. Sesim geliyor mu Burak Bey? Evet. Sunum ekranında şu an sunum gözükmüyor da. Hiçbir şey mi görünmüyor? Ben de paylaşıyorum. Gözüküyor. Efendim? Yükleniyor gözüküyor. İlk slide'ı da görmediniz o zaman. Ne yapayım ben o zaman, şeyi değiştireyim. Yöntemi değiştireyim. Bir saniye rica edeceğim yine. Şunu durduralım.
Şu anda geldi mi? Ben de bir preview'dan bakayım. Evet, şu anda geldi galiba. Şu an geldi. Tam ekran yapabilirsiniz. Tamam, peki. Tamam, çok da bir şey kaçırmadık. Tamamdır. Bu slide'daydık zaten. Evet, 2022 yılı itibariyle kurumların dijital dönüşümlerinin %60'ının tamamlayacağını zaten konuştuk. İkinci konu verimlilik demiştik. Network'ümüz, evet, biz her ne kadar ağ teknolojileriyle ilgilenen kişiler için bizim birincil önceliğimiz gibi görünse de aslında iş dünyasına bakıldığında network sadece bir bileşen. Alt tarafta işlerin yapılmasına yardımcı olan bir araç. Fakat öyle de bir araç ki en ufak bir sorun yaşatırsa eğer işi durduruyor. Yani network'te bir sorun yaşanırsa, network durursa işte duruyor. O yüzden network'te zaten sorunun yaşanmaması en önemli amacımız. Daha doğrusu sorunların hızlı çözülmesi en önemli amacımız. Ama sorunların da yaşanmamasını sağlayacak network'ler tasarlamak da yine bizim amaçlarımızdan birisi. Her zaman mümkün olmuyor. Yani ne kadar iyi tasarım yaparsak yapalım, network'te her zaman sorunlar çıkabiliyor. Bu sorunların hızlı bir şekilde çözülememesi maalesef işimize çok olumsuz bir şekilde etki ediyor. Bunun da önüne geçmek için network'ümüzün, geleneksel network teknolojilerimizin bu işe ne kadar cevap verebildiğini yine tartışıyor olmamız gerekecek. Tabii ki günün yani günümüzün önemli başlıklarından bir tanesi de güvenlik. Güvenlik ayrı bir başlık zaten. Yani bu işin içerisinde yani network gibi ayrı bir bileşen zaten ama network tasarımı ya da network programlaması ya da network iyileştirmesi yaparken de bunun güvenliği burada her ne kadar ayrı bir başlıkta olsa işimizin network işinin yine ayrılmaz bir parçası olarak da düşünmemiz gerekiyor. Dijital dönüşüm yolculuğunu konuşmuştuk. Dijital dönüşüm yolculuğunda network'ümüzle ne kadar ilişkilendirdiğimize bir takım örnekler vererek yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci örneğimiz Harley-Davidson motor fabrikaları. Burada bugün neredeyse bütün gelişmiş fabrikada olduğu gibi tabii ki her şey neredeyse %100 otomasyonla yapılıyor. Yani bir motorun montajı aşağı yukarı 90 saniye. Bu binlerce parçadan oluşan motordan bahsediyoruz. Çünkü bütün bantlar artık bir otomasyon çerçevesinde çalışıyor. Robotlar var. Her şey, bütün cihazlar ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyorlar. Ve bu sayede de işler çok hızlı bir şekilde yürüyebiliyor. Otomasyon şu anda konuşulduğunda yani eğer bu işin içinde değilse insanlar otomasyonu aslında Endüstri 4.0'ın konusu olarak görebiliyorlar bazen ama otomasyon Endüstri 4.0'ın konusu değil aslında. Otomasyon Endüstri 3.0'ın konusu ki bu da 70'lerde 1970'lerde uygulaması başlanan bir şey. Endüstri 4.0'ın konusu biraz daha artık yapay zeka. Yani giriş çıkış girdiler çıktılarla ilişkilendirerek bu yapay zeka ile hesaplamalar yaparak çıktıları tekrar değerlendirip tekrar girdi haline getirmek, bunu bir döngü haline getirmek gibi konular aslında Endüstri 4.0'ın konusu. Kendi işimize döndüğümüzde ise aslında network işine döndüğümüzde ise şunu görüyoruz. Bu otomasyon yani network'ü automated hale getirmek çok çok böyle mucizevi mükemmel bir iş başarılmış gibi şu anda anlatılıyor. Acayip bir şey yaptım. Network'ümü şu anda automated hale getirdim. Artık sadece bir tane komut söylüyorum veya bir tane policy belirliyorum. Network'ümde nerede olursa olsun o policy artık uygulanmaya başlıyor. Otomatik olarak takip ediliyor. Kişiler takip ediliyor. Uygulamalar takip ediliyor. Mükemmel bir şey. Evet mükemmel bir şey çünkü dün bu yoktu. Bugün var. Fakat bu aslında iş alanına baktığımızda Endüstri 3.0'ın konusu. Biz teknoloji kurumları olarak ya da teknoloji çalışanları olarak kurumları Endüstri 4.0'a ya da dijitalleşmeye doğru itmeye çalışırken aslında kendi altyapımızda, kendi network'ümüzde henüz Endüstri 4.0'ın karşılığı olan yapay zekayı devreye almamışız. Endüstri 3.0'ın karşılığı olan otomasyonu şu anda devreye almakla gurur duyuyoruz. Bu aslında yani bu örnek basit bir örnek bile network teknolojilerinin şu anda dijital dönüşümün önünde yani bir destekleyici bir güç değil aslında bir bariyer olduğunu basitçe gösteriyor bize. Network teknolojileri genel teknolojilere baktığımızda yani bu iş teknolojilerine baktığımızda daha da geriden geliyor maalesef. İkinci konu predictive maintenance dediğimiz öngörüye dayalı olarak bakım yapabilmek. Bu da yine yıllardan beri kullanılan bir şey. Digital twin duymuşsunuzdur. Fiziksel bir
sistemin dijital kopyasının yapılması ya da basit adıyla bunu simülasyon gibi de düşünebilirsiniz. Yani uçak bakımından örnek vermek gerekirse uçaklar on binlerce, yüz binlerce parçadan oluşan son derece kritik ekipmanlara sahip cihazlar. İçindeki kabloların mesafesi bile kilometreleri bulabiliyor. Ve bu parçalardan herhangi birisinde yaşanacak bir arıza uçağın düşmesi gibi bir sonuca bile maalesef götürebiliyor. Bu yüzden bunun bakımlarının çok 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 titizlikle yapılması gerekiyor. Normal manuel yöntemlerle bunun bakımı yapılmaya kalkmasa bir uçağın bakımı aylarca bitmez. Yani sürekli her parça tek tek kontrol edecek vesaire olacak iş değil. O yüzden bunun bakımlarında digital twin dediğimiz şey zaten yıllardan beri kullanılıyor. Ne oluyor? Uçağın bütün o mekanizması ayrı bir platformda bir ikizi, sanal ya da dijital bir ikizi oluşturulur. Ayrı bir platformda bütün bileşenleriyle yani bir olayın başka bir olayı etkilemesine varacak da bütün simülasyonlarıyla beraber hesaplanıyor ve normalde işte aylar sürecek olan uçağın bakımı saatlere düşebiliyor. Bu da digital twin dediğimiz şeyin bir getirisi. Bunun örnekleri tabii ki çoğaltılabilir. Network'te böyle bir şey var mı? Yani biz network'ümüzde oluşabilecek bir arızayın önceden simülasyonunu ya da önceden tahminini yapabiliyor muyuz? Yani bir öngörüye dayalı bir tahmin yapabiliyor muyuz network'te? Şöyle yapabiliriz. İşte birisi kabloyu çekerse bir sorun yaşarız şeklinde basit bir tahmin yapabiliriz sadece ama normal canlı bir network'te oluşabilecek bir sorunu önceden tahmin etmek, her şey yolunda gittiğini varsayarken tahmin etmek tabii ki kolay değil. Artı network'ümüzde de yine arıza tespiti, yani arıza bildirimi bize yapıldıktan sonra arıza tespitini bile yine manuel yöntemlerle tecrübemize dayalı olarak yapıyoruz. Tecrübe çok önemli. Kişilerin tecrübesi çok önemli. Günümüz networklerini yöneten kişilerin tecrübesi çok önemli. Özellikle de bakım tarafında çok çok önemli. Yani öyle örneklerle karşılaştık ki şu bütün network'e bağlı olan bütün uçların tek tek karşılığının yerini ezberinde tutan network adminleri var. Yani bir sorun çıkarsa ya kesin şundan olmuştur, bak şuna toz gelmiştir ondan dolayı falan diye predictive maintenance'ı tamamen kendi zekasıyla yapabilecek network adminleri var şu anda. Hala kurumlarda var ama bu çok fazla kişiye bağımlı bir ortam oluşturuyor. Yani kurumsallığa çok uygun bir durum değil bu. O kişi 2 gün hastalansa o sırada network'te çıkacak bir sorunun kimse altından kalkamaz maalesef. O yüzden bu kişiye bağımlı kalmak yerine, kişilere bağımlı kalmak yerine bu tarz tahminleri, bu tarz öngörüleri, bu tarz hızlandırılmış sorun tespiti ve sorun giderme işlemlerini biraz daha yapay zeka ve big data gibi artık günümüzün gelişmiş tool'larını kullanarak yapmamız gerekecek. Bu da network'ümüzün üçüncü konusu. SDN hayatımıza yaklaşık işte 7-8 yıl önce girdi, konsept olarak girdi. O günden beri de hayatımızda var. Bazı kurumlar SDN dönüşümlerini tamamladılar. Bazıları SDN dönüşümünü hala değerlendiriyorlar. Bazı kurumlar hiç değerlendirmiyorlar bile ama SDN diye bir şey artık hayatımızın defakto terimlerinden birisi haline geldi demek çok da yanlış olmayacaktır. SDN kabaca bize ne sundu dersek eğer bu bayağı tartışmalı. Çünkü 7-8 yıl önce konuşulan SDN ile bugün sahip olduğumuz, bugün çıktılarını gördüğümüz SDN arasında bazen farklılık olabiliyor. Bu tamamen 7-8 yıl önce ne beklediğimize göre değişiyor aslında SDN'den. 7-8 yıl önce SDN ilk tanımlanırken o kadar çok şey anlatıldı ki SDN ile ilgili. Yani marka bağımlılığı kalmayacak, protokol bağımlılığı kalmayacak. Software yani cihazın kendi üzerindeki software'e bağımlı kalmayacak, cihazın yeteneklerine bağımlı kalmayacak. Biz artık her şeyi tamamen programlayarak yapabileceğiz falan ama buraya getirmedi SDN bizi. Yani beklentilerin bazıları SDN'le karşılanmadı. SDN peki temelde neyi karşıladı? Ortak olarak baktığımızda yani bu 7-8 yıllık bütün dünyadaki uygulamalarını da ortak olarak baktığımızda SDN neyi karşıladı dersek en temelde otomasyonu karşıladı. Evet, SDN uygulanan bütün ortamlarda bir şekilde bu kullanılan SDN yöntemine göre değişiklik göstermekle beraber bir şekilde otomasyon sağlandı. Bu otomasyon kimine göre işte bütün cihazların yani network ağ cihazlarının kendi üzerindeki o karar verme mekanizmasını kendi üzerinden çıkarıp başka bir yere taşımak yöntemiyle sağlandı. Bazı platformlarda o karar verme mekanizmasını cihazın üzerinde tutup bunun üzerine ayrı bir politika mekanizması vermek suretiyle sağlandı ki bence aslında bir devrimdi network açısından bakacak olursak. Çünkü network cihazları aslında doğası gereği SDN'e uyumlu değiller. Yani biz insanlar bile aslında otomasyona çok yani bir network cihazından daha uyumluyuz. Yani ne bileyim
bir kanun yayınlanıp işte kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. Kanunu yayınlandığında artık kapalı alanlarda hiç kimse sigara içmez. Eğer birisi kapalı alanda sigara içerse bir diğeri onu uyarır. Bir otokontrol başlamıştır. Veya işte minibüste en arka sıradan iki tane Kadıköy diye parayı uzattığımızda 50 lira uzattık diyelim. Paranın üstü gelene kadar o süreç herkes tarafından aslında bilinç altında da olsa kontrol edilir. Yani 50 lira vermişti adam iki Kadıköy ama 3 lira para üstü geldi diye birisi kontrol edebilir. Yani bunlar otomasyona insan doğasının bile aslında network cihazından daha uygun olduğunun aslında bir göstergesidir. Network cihazı ise otomasyonu umursamaz doğası gereği. Çünkü network cihazının bildiği tek bir şey vardır. Lookup yapmak, paket forward etmek. Paketi alacağım, bakacağım, forward edeceğim. ASIC dediğimiz şey bunu yapar sadece network cihazında. Başka bir şey bilmez. Ben bu paketi attıktan sonra o paket yerine gitti mi, gitmedi mi, diğer cihaz bunu doğru şekilde proses etti mi, etmedi mi? Network cihazı kendi içinde bunu yapmaz. Bütün cihazların işte o uçtan uca bir arada toplu bir şekilde çalışabilmelerini sağlayan şeyin adı otomasyondu ve bence network tarafında, network teknolojilerinde önemli bir devrimdi. Ama diyorum ya, şeyi geriden takip ediyoruz. Teknolojiyi geriden takip ediyoruz network olarak. Çünkü şu anda dijitalleşmede Endüstri 4.0 ve yapay zeka konuşuluyor. Yani otonomluk konuşuluyor. Yani kendi kendine artık karar verebilen ekipmanlar, kendi kendine karar verebilen işlerden bahsediliyor şu anda. Endüstri 4.0'ın bizi götüreceği noktayla beraber. Peki network'ümüzün buna karşılık verme yolunda ne çıkıyor karşımıza? Evet, network içinde bunun hayalleri kuruluyor ki tahminlere göre yine 2030'lu yıllarda en geç, yani bu 2020'li yılların ya da sonunda artık network'ler de otonom hale gelecekler. Şu anda çalışmalar bu yönde devam ediyor. Yani kendi kendine öğrenebilen, kendi kendine karar verebilen, kendi kendine hata tespiti yapan, kendi kendine bu hatayı iyileştiren, sonra yeniden öğrenen bu duruma göre, bu yeni öğrendikleriyle bu işlemleri yeniden yapan ve artık neredeyse bu sürücüsüz araçlar gibi adminsiz networklere doğru bir gidiş olacağı konuşuluyor. Ama buna çok zaman var. Yani diyorum ya, teknoloji zaten network geriden takip ediyor. Bu bahsettiğimiz yola gitmeye bayağı zamanımız var. Yani bu 5 yılla 10 yıl arası bir süre alacaktır diye tahmin ediyoruz. Yani 2030'lu yıllar muhtemelen autonomous driven networklerin yılları olacaktır diye tahmin ediyoruz. Peki SDN Endüstri 3.0 karşılığını getirdi. Yani otomasyonu getirdi. 10 yıl içinde de otonoma doğru gideceğiz. Peki bu 2020'li yıllarda biz ne yapacağız? Yani bu yılların konusu ne olacak dediğimizde SDN'in yapamadığı şey tabii ki olacak. Çünkü dedim ya, SDN ilk konuşulmaya başlandığında çok akıllı bir şey olarak konuşuldu, anlatıldı. Fakat gün sonunda bu kadar da akıllı bir şey olmadığı ortaya çıktı. Yani SDN otomasyonu sağlıyor ama karar uygulama ya da karar verme ya da bir zeka katma gibi bir yeteneği yok isteyenin. İşte bir zeka eksikliği, yani bu otomasyona bir zeka ekleme ihtiyacı şu anda bizim autonomous driven ya da ADN dediğimiz dünyaya girişteki eksikliğimiz ve şu anda içinde bulunduğumuz bu dünyanın adı da bu nedenden dolayı IDN, yani Intent Driven Networkler. SDN dünyasından artık yavaş yavaş çıkıyoruz. ADN dünyasına doğru giden yolda artık IDN dediğimiz noktada bulunuyoruz. IDN'in SDN'den ya da ADN'den farkı ne dersek, SDN'den farkı biraz daha zeki olması. ADN'den farkı ne? Hala kendi kendini tam olarak yönetmiyor. Yani otonom değil. Ama SDN'den daha zeki. SDN'in üzerine zekayı nasıl ekliyoruz peki? SDN'le otomasyonu sağlamıştık. SDN'in üzerine zeka eklemek için 4 tane harfi aklımızda tutmamız gerekiyor. Bunlardan birincisi A, yani yapay zeka, AI. Zekayı ekleyeceğiz. Bu zeka da tabii ki doğal değil, yapay bir zeka olacak. Yapay zekayı beslemenin yolu, ki bu mesafenin de işte 10 yıllık bir mesafe olmasının aslında altında yatan sebeplerden birisi bu. Yapay zekanın doğru sonuçlar vermesini sağlamak için yapay zekayı çok fazla bilgiyle beslememiz gerekir. Bu nedenle de Big Data'yı da artık network dünyasının içine sokmamız gerekiyor. Cloud zaten hayatımızın artık yine de facto teknolojilerinden birisi. Yani çözümümüz ne olursa olsun, hangi çözümü yaparsak yapalım, artık cloud based bir platformda bunu yapıyor olmamız artık kaçınılmaz. Bunun çok fazla tartışılacak bir tarafı yok. Bu da C harfiydi. D harfi de digital twin. Yani biraz önceki uçak örneğinde bahsettiğim gibi fiziksel network'ümüzün, fiziksel altyapımızın artık dijital kopyasını yapmak,
Burada gerekirse geçmişe dönük playbacklerle geçmişe dönük takipler yapmak ya da geleceğe dönük prediction dediğimiz öngörülerle geleceğe dönük olarak da artık network'ümüzde olabilecek şeyleri önceden tahmin edebilmek yeteneğine sahip olabilmek. İşte IDN dünyası SDN üzerine zeka ekleyerek bize bu yetenekleri kazandırıyor olacak. SDN dünyasıyla ya da SDN dünyası da demeyelim, bugünkü dünyamızla çünkü herkes henüz IDN'de değil, hatta herkes henüz SDN'de bile değil. Bugünkü geleneksel dünyamızla IDN dünyasında oluşturmak istediğimiz yapı arasında böyle bir kontrast, bir kıyaslama yapalım diyecek olursak da birkaç tane başlık çıkıyor karşımıza. Birincisi, bugün biz her şeyi network centric olarak düşünüyoruz. Ağ odaklıyız. Yani bir topolojiyi çizerken, bir network ağ tasarımını yaparken işte kim kime bağlı olacak, ne kadar bant genişliği lazım olacak bana bunun sonucunda ve bağlantıyı uçtan uca sağlayabilecek miyim? Yani bağlamak temelde ağ tasarımı yaparken birinci amacımız. Halbuki gelecek, yani ya da olması gereken, bugünün olması gereken dünyasında bağlantı zaten olmazsa olmaz. Tabii ki bağlı olacak. Yani bu zaten network var olduğundan beri olan bir ihtiyaç ve bugünün yeni bir ihtiyacı değil. Bugünün ihtiyacı network centric değil. Buna kullanıcı odaklı diyebiliriz ya da uygulama odaklı diyebiliriz ya da ne odaklı olduğu çok önemli değil ama hepsinden önemlisi deneyim odaklı bir network kurabilmek. Network bir üst katmanda işe hizmet ediyor. Yani önce IT'ye hizmet ediyor, IT'nin bir üst katmanda da işe hizmet ediyor. Ve işi yapan kişiler, işi yapan robotlar, işi yapan yapay zeka, iş nasıl yapılıyorsa o iş deneyiminin iyi olması gerekiyor. Network'ün hizmet etmesi gereken yer artık sadece bağlantı değil. Network'ün odaklanması gereken yer sadece bağlantı değil. Network'ün odaklanması gereken yer bu iş hizmetlerinin daha iyi bir deneyim sağlayabilmesi. Artık network tasarımı yaparken buna odaklanmamız gerekiyor. İkinci konumuz sorun çözme noktasında özellikle şu anda reaktif yaklaşım kullanıyoruz. Bir yerde bir sorun çıkarsa eğer, sorun çıkıp bir şeyleri etkileyip, dedik ya network en altta, onun üzerinde IT var. Network'te çıkacak bir sorun önce IT'nin diğer katmanlarındaki işte bileşenleri etkiliyor. Buradaki bileşenler bir üst katmanda işleri etkiliyor, kullanıcıları etkiliyor, uygulamaları etkiliyor. Buradaki etkileşimlerden sonra da daha da üst seviyelerde artık eyvah para kaybediyoruz noktasına geldiği zaman iş hop tekrar network'e geliyor. Network admin'in ancak o zaman haberi oluyor bir sorun çıktığından. Geleneksel durum, tabii ki özel durumlar olabilir. Bu da doğru değil. Dedim ya, network'ümüzün durmaması lazım. Verimliliği sağlamak için network'ümüzün %100 çalışıyor olması lazım. İşimizin durmaması için. O zaman reaktif değil, yani o bütün zincir tamamlanıp da en son hadi sorun var çabuk şu sorunu çöz noktasına daha gelmeden, daha sorun ortaya belki de çıkmadan oluşabilecek bir sorunla ilgili tahminleri bile yapabilecek bir zekaya, yeteneğe ihtiyacımız var sorun giderme noktasında. Yine sorun giderme noktasında bu kişilerin yeteneklerine değil, yapay zekanın ve otomasyonun yeteneklerine bağlı kalmamız gerektiğini zaten konuştuk. Son olarak da yine bu platformun özellikle de son yıllarda hepimiz biliyoruz startupların da artmasıyla beraber artık çok 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 fazla üretici, çok 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 fazla firma ve hepsinden önemlisi yazılım tabanlı hayata doğru hızlı bir gidişat var. Bu yüzden de kapalı bir mimari kurmak yerine, yani bu network'teki bu yetenekleri, network'ümüze bu yetenekleri kapalı bir mimariyle vermek yerine açık standartlar üzerinde çalışan bir mimariyle vermemiz de şart. Aksi takdirde şartlı bir geçiş olur. Yani evet, ben sana bir takım yetenekler veriyorum ama bu yeteneklere sahip olman için şunu 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 alman, bunu böyle kurman, şunu şunu şuraya bağlaman, şunları kesinlikle yapmaman gibi bir sürü şartı alt alta koymamız gerekir. Esnekliği kaybederiz. Bunun da olmaması gerekiyor. Açık platform. Öyle bir şey kuracağım ki bu gerekirse farklı markalarla da konuşacak, gerekirse farklı platformlardan bilgi alacak, gerekirse farklı platformlara bilgi verecek, bir etkileşim haline geçecek. Bunların hepsinin, bu şartların hepsinin sağlanması gerekiyor. İşte bu şartların hepsini sağlayan çözüm IDN dediğimiz dünyaya bizi getirecek olan IDN'in akıllı beyni dediğimiz NCE. Huawei tarafından bakıldığında bu çözüm bu. NCE'yi biraz daha detaylı konuşacağız. Şimdi kabaca bir bahsetmek gerekirse NCE'den. Fiziksel dünyayla iş dünyamız arasında ya da iş politikalarımız, iş ihtiyaçlarımız ya da iş dünyasından bize gelen, IT'ye gelen ihtiyaçlar arasında doğrudan bir bağlantı kurmaya yarayan bir ara çözüm gibi düşünebiliriz bunu. Temel özelliklerini fiziksel network'ümüzün underlay tarafını hakim,
Fiziksel network'ümüzün üzerinde çalışan SDN için kurduğumuz overlay tarafına hakim, burayı da yönetiyor. Yine bunun üzerinde bir digital twin mekanizması çalıştırarak hem geçmişe dönük hem de geleceğe dönük olarak bütün yolculuğu bize gösterebilme ve tahminlerde bulunabilme yeteneğine sahip ve yine digital twin sayesinde simülasyonlar ve verifikasyonlar yapma yeteneğine sahip. Yani bir konfigürasyon yapacağım. Benden bir şey istendi. Bunu şu konfigürasyonu yaparak gerçekleştirebilirim. Ama önce bir kesinti isteyeyim. Ben de şu konfigürasyon bir çalışıyor mu göreyim canlı ortamda ya da test platformunda bunu deneyeyim ama live'a alırken gene bir kesinti isteyeyim de bunu göreyim demek yerine ben bunu yapacağım. Gerçek network'üme bunu uygulamadan önce gerçek platformundaki bütün verilere dayalı bir dijital ikiz üzerinde bunun bir simülasyonunu yapayım. Bu simülasyon verifikasyonu eğer yani verify edilirse, doğru çıkarsa o zaman ben bu şeyi devreye alayım. Bu konfigürasyonu devreye alayım. Dedirtebilecek bir digital twin'e sahip olabilmek. NCE Cloud Native bir platform. Yani bu monolitik enterprise uygulamalar gibi bir uygulama, bir işletim sistemi üzerinde bir işte uygulama çalıştıracak şekilde tasarlanmadı. Mikroservisler mantığıyla tasarlandı. Bu da scale out dediğimiz istediğimiz kadar genişletebilmemizi kolaylıkla olanak veriyor. Yani işte bir tane daha sunucu kuralım, onun bir yedeğini yapalım, N artı 2 olsun vesaire gibi şeyler yerine ne kadar ihtiyacımız varsa, ne kadar network'ümüz büyürse ona göre yan yana yine engine'ler ekleyerek kolaylıkla büyütebiliyoruz. Ve yine mikro servis kullanmanın bir diğer güzelliği de yeni servisler eklemek, mevcut servisleri değiştirmek veya işte mevcut servislerden bazılarında yaşanabilecek sorunların hiçbir şekilde diğer servisleri etkilemiyor olması. Yani cloud native olmasının güzelliği bu. Dört tane engine var temelde bu simülasyonun haricinde. Simülasyon dediğimiz yer soldaki design studio kısmı. Bunun haricinde dört tane engine var. Bunlardan soldaki otomasyon engine ve intent engine diye geçenler zaten SDN yapan tool'lar. Yani otomasyon zaten SDN. Intent engine de SDN'e ne yapması gerektiğini ya da otomasyon engine'ine ne yapması gerektiğini söyleyen engine. SDN'deki eksiklik neydi? Intent engine bu bilgiyi nereden alması gerektiğini bilmiyordu. Yani intent nedir? Niyet nedir? Ne diyeceğim ben bu otomasyon engine'ine? SDN bunu bilmiyor. İşte zeka burada devreye giriyor demiştik. O yüzden de burada iki tane daha ekstra engine'imiz var. Birincisi Analytics Engine. Bu canlı network'ten sürekli olarak veri topluyor. Sadece canlı network'ten de değil. Onu neyle beslersek o beslediğimiz bütün verileri alıp analiz edip korele edip bize bir rapor, bir çıktı olarak sunmaya yarıyor. Bu sunduğu rapor ve çıktıyı da Intelligence Engine değerlendirip yine kendi üzerindeki kütüphanelerle ve yine dışarıdan aldığı diğer bilgilerle beraber bunu bir intent haline getiriyor. Bunu artık network'ün anlayabileceği bir dile çevirmeye yarıyor. Böylece bu döngü içerisinde baktığımızda artık dışarıdan daha az etkiyle, tekrar söylüyorum, otonom değil yani dışarıdan hiçbir şekilde el değmeden network artık her şeyi kendi kendine yapıyor değil. Ama dışarıdan artık daha az etkileşim alarak network kendi içerisinde artık zeki bir şekilde, intelligent bir şekilde otomasyonunu sağlamış oluyor. Şimdi birazcık daha detaylara gireceğiz ama detaylar gerçekten karmaşık. O yüzden bu kısmın üzerinde çok fazla durmayacağım. Mümkün olduğu kadar basit anlatmaya çalışacağım bu kısmı. Kabaca mimarisi bu şekilde NC'nin. Aslında Huawei'in hali hazırda var olan bazı tool'ları NCE çatısı altında bir araya getirildi ve bunlara bazı yenileri eklendi ve bu tool'ların yetenekleri biraz daha geliştirilmiş oldu. Nedir bunlar? Yönetim tarafında mesela eSight diye bir tool vardı işte Huawei'in, hala da var zaten. Network yönetimi için kullanılıyor. Bu artık NCE'nin içerisinde. Kontrol için Agile Controller vardı. SDN Controller olarak kullandığımız Agile Controller var. Bu da hala var. Ama NC'nin içerisinde artık bu da ayrı bir engine olarak yer alıyor. Analytics tarafında yine Huawei'in işte Campus için Campus Insight ya da işte Data Center için Fabric Insight adını verdiği Insight tool'ları vardı. Insight ve Analytics yapan tool'ları vardı. Bu da yine artık NC domaininin bir parçası olarak NC'nin içerisinde yer alıyor. Ve bu üçü artık birbiriyle ilişkilendirilmiş, birbiriyle entegre edilmiş şekilde çalışıyor. Ama dediğim gibi bunun üzerine artık simülasyon ve intent eklentileri de geldi. Yani zeka ve simülasyon eklentileri de geldi. Bu sayede sağ tarafta göreceğimiz gibi evet full automated bir network'ümüz zaten SDN'le bunu sağlıyorduk ama birkaç parçayı bir araya getirmemiz gerekiyordu. Artık birkaç ürünü bir araya getirmemiz gerekmiyor. Tek bir ürünle artık tam otomasyonu sağlıyoruz. Ve hatta bunun üzerine artık zekayı ekliyoruz. Çünkü artık bu birkaç parçanın bir araya getirilmiş olduğu NC dediğimiz çözüm artık bize yapay zeka ile de bezenmiş bir ekstra sağlıyor. Açıklık, hep altını çiziyorum. Açıklık gerçekten çok önemli. Hem alt tarafta yine soldaki şekilde görebilirsiniz. Hem
Southband dediğimiz alt taraftaki cihazlarla hem de Northband dediğimiz üst taraftaki diğer orkestrasyon tool'larıyla %100 entegre olabilecek, her seviyede entegre olabilecek açıklığa sahip. Belki bununla ilgili sorular gelecektir. Farklı vendorları yönetiyorum vesaire gibi. Bunları da eğer gelirse en sonunda konuşuyor oluruz. Bu şeyler tabii kolay değil. Yani bu kadar çok ürünü aldık. Hepsine birden işte bir işletim sisteminin üzerine ayrı ayrı ürünler şeklinde kurduk. Böyle tablara tıklayarak gidiyoruz gibi bir durum değil. Burada bir entegrasyon söz konusu. Servis modellemesini yapmak için yani yukarıdan o business intent dediğimiz o kısımdan gelen ihtiyacı anlayıp bu anladığı ihtiyacı network'ün anlayabileceği dile çeviren bir servis modellemesi engine'i var zaten. Yani bu burada ayrı bir orkestrasyon için servis modellemesi kullanılıyor. Bunun alt katmanında bu niyeti, bu isteği alıp network'e komut olarak gönderdiği için Young modellemesi kullanılıyor. Açık olmasında zaten avantajı beraber. Verifikasyonla destekleniyor bu. Yapılan her işlem verify ediliyor. Öncesinde, sonrasında, devreye alınmadan önce verifikasyonla destekleniyor. Yani basit bir örnek ya. Sonlarda zaten bunun şeyini yapacağız, simülasyonlarını yapacağız ama bir veri merkezinde atıyorum bir sunucuyu bile devreye almak için, bir sunucuyu bile network'e dahil etmek için onlarca parametre programlamamız gerekir. Bunun üzerine sanallaştırma yapılıyorsa yine birçok parametreyi daha programlamamız gerekir. Burada eğer bu vMotion gibi işte hareketlilik, mobilite devreye girecekse bambaşka parametreleri yine programlıyor olmamız gerekir. Bunların hepsi çok fazla zaman alan şeylerdir. Bu modellemeye geçtiğimizde artık yani bir sunucudan bahsetmiyoruz artık. Yüzlerce sunucu, onlarca uygulama dakikalar içerisinde artık devreye alınabilecek bir platformla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Simülasyon ve yapay zeka kısmında üç tane bacağımız var altı çizmek gerekirse. Birincisi playback. Sürekli data topluyor. Telemetri dediğimiz yolu kullanarak sürekli olarak data topluyor NC'yi. Bütün platformlardan, etrafında var olan her şeyden data topluyor. Bu dataları alıp bir data havuzu haline getiriyor. Belli bir süreye kadar da bu data havuzunu tabii işte network'ün büyüklüğü, kendi disk kapasiteleri vesaire birçok parametre değişebilir bunlar ama bu parametrelerle beraber bir data havuzu oluşturuyor. Bu data havuzuna da etkisiyle yaşanan olayların geçmişte yaşanan bütün o hareketlerin diyelim network üzerine olan bir tane her şeyin artık bir baseline'ını oluşturma yeteneğine sahip ve bu baseline'ı da artık geçmişte yaşanan olayları kıyaslama yeteneğine sahip oluyor. Yani normalim budur diyebiliyor artık. Çünkü atıyorum elinde bir aylık veya iki aylık bir data var. İki aylık data içerisinde kimin nasıl davrandığı, hangi uygulamanın, hangi şeyin sunucunun nasıl davrandığına dair zaten bir istatistik var elimizde. Bu bir baseline oluşturmamızı sağlıyor. Baseline tabii ki modifiye edilebilir. Bu baseline'ın altında ya da üstünde kalan bütün hareketlerde artık kıyaslanabildiği için hem geçmişe dönük hem real time hem de tahminlerle beraber geleceğe dönük kıyaslanabildiği için artık basit bir şekilde normalin dışındaki her şey bizim için bir uyarı, bir sorun potansiyeli ifadesini taşıyabiliyor. Bunu dediğim gibi geçmişe dönük olarak da yapabiliyoruz. Simülasyon yapabiliyoruz. Yani herhangi bir işlemi devreye almadan bile, herhangi network'te bir konfigürasyon yapmadan bile öncelikle gerçek network platformumuz üzerinde, gerçek network verileri üzerinde bunun simülasyonunu yapıp bu yapacağım değişiklik nasıl bir etki verir? Her şey yolunda gider mi yoksa bazı şeylerde sorun mu yaşarız? Sorusunun cevaplarını bize rahatlıkla verebiliyor. Ve tabii ki dediğim gibi troubleshooting yani bu baseline bizim için çok kritik. Bu baseline'ın dışında yaşanabilecek her şey potansiyel bir sorun ve bu potansiyel sorunlar veya olmuş sorunlar artık yani baseline'ın dışına çıktığında belki de bir sorun gerçekten oluştu. Bu oluşan sorunların bir sorun var kararını vermesi için saniyeler geçiyor. Yani saniyeler içerisinde evet bir sorun var. Benim normalde işte network'ümün sağlığı atıyorum 100 üzerinden 100 iken şu anda 70'e düştü. Burada bir sorun var. Kararını saniyeler içerisinde vermek. Yine maksimum network boyutundan bağımsız olarak maksimum 3 dakika içerisinde bu sorunun yerini tespit etmek. Evet bir sorun var. Aradım. Bütün network'teki telemetri datalarına, konfigürasyona her şeye baktım. Sorun nokta atışı şurada. Şu seviyenin üzerinde şu konfigürasyonda böyle bir hata olmuş veya şu cihazın işte atıyorum kablosu yerinden çıkmış veya işte transceiver'ı yanlış davranışlar gösteriyor gibi. 3 dakika içerisinde sorunun tespitini yapmak ve 5 dakika içerisinde bu sorunu giderecek çözüm önerisini sunmak ve hatta eğer gerekirse bu çözümü de uygulamak. Bunların hepsi de işte NC ile beraber sahip olacağımız yetenekler.
Açıklığı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tekrar alt tarafta, üst tarafta, içinde, her yerde tamamıyla açık protokoller kullanıyor. Bütün RFC standartlarına göre yazılmış protokollerle hareket ediyor ve bu yüzden de özellikle üst tarafta diyeyim, yani alt tarafta da tabii ki önemli ama özellikle bu Northbound dediğimiz tarafta bütün orkestrasyon tool'larıyla veya hali hazırdaki var olan bütün büyük public cloud'larla veya işte biz tabii hep network diyoruz ama layer 4-7 seviyesindeki, yani biz network'ü layer 4'e kadar genellikle tanımlıyoruz ama layer 4-7 seviyesindeki o value added service dediğimiz cihazlar, bunlar firewall'lar, load balancer'lar, başka cihazlar olabilir. Bunlarla olan entegrasyonlar için açıklık şart ve bunlarla %100 açıklığa sahip. Her şeyi bu kadar merkeziyleştirdikten sonra bir risk taşıyor muyum acaba? Yani hem bunun reliability'si anlamında hem de bunun security'si anlamında bir risk taşıyor muyum acaba gibi sorular gündeme geliyor tabii ki ister istemez. Reliability ile ilgili olarak söyleyebileceğim şudur. Cloud native bir platform olduğu için reliability'si oldukça yüksek zaten. Yani dediğim gibi bir servis bir yerde kapansa bile başka bir yerde yeniden açılabiliyor. Yani bu illa bir appliance'ın yedeklenmesi falan gibi monolitik yöntemler kullanılmıyor. Güvenlik tarafından baktığımızda ise birkaç kademeli bir güvenlik var. Üst tarafta yani yukarıya bakan API'ler ya da yukarıya bakan yönetim tarafında bir kere zaten her şey encrypted. Role based access control, güvenlikler, işte otantikasyonlar vesaire, bunlar zaten klasik şeyler. Asıl önemli olan bu bir işletim sisteminin üzerine, işte herhangi bir sunucunun üzerine, bir işletim sisteminin üzerine kurabileceğiniz bir şey değil. Bir uygulama değil. Bu bir appliance. Hardware ile, software ile, veri tabanı ile, işletim sistemiyle, bütün servisleriyle beraber toplu olarak gelen bir appliance. Uçtan uca hardened diye tabir edeceğimiz bir appliance zaten. O yüzden kendi içerisinde bu güvenliğe sahip. O yüzden bu işte Windows'ta şöyle bir açık yakalanmış, bu beni nasıl etkileyecek diye endişelenmeye gerektirecek bir durumda yok. Bu tarafa baktığımızda ise zaten yaptığımız iş network segmentasyonu en temelde, ki network'ümüzü güvenli hale getirmek. Evet, network segmentasyonunda bu sadece Huawei için söylemiyorum, sadece Huawei cihazlar için söylemiyorum. Farklı cihazlara bile eğer dokunuyorsak, farklı SDN'leri de eğer yönetmemiz gerekiyorsa bir orkestrasyon tool olarak, bunların arasındaki segmentasyonu ve izolasyonu başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Son olarak da Digital Twin'den bahsedelim. Gerçi bahsettik bundan. Şimdi planlama aşamasından da, yani network adminleri ya da işte network alanında hizmet eden herkes bilirler. Network planlaması tahtaya işte, eğer görüyorsanız benim tahtamda da var, o topolojileri çizmekle başlar. İşte şunu şuna bağlayacağım, buradan buraya şu kadar bant genişliği vereceğim. Ondan sonra bu işte cihazlar alınır, bu cihazların üzerinde işte hangi konfigürasyonunu yapacağı konuşulur, tartışılır, bu konfigürasyonlar uygulanmaya başlanır. Daha devreye almadan önce işte bunların testleri yapılır, simülasyonları yapılır falan. Ondan sonra devreye alınır her şey. Devreye alındıktan sonra yeniden eğer dizaynda bir değişiklik gerekiyorsa bunlar yapılır. Optimizasyon için arada monitör edilir. Yolunda gitmeyen bir şekilde şeyler varsa optimize edilir. Bunların hepsini artık fizikselden çıkarıp Digital Twin'in üzerine yerleştiriyoruz. Daha o tahtaya çizdiğimiz topolojiden itibaren her şeyi sanal ikizin üzerinde gerçekleştiriyoruz. Sanal ikizin üzerinde her şeyin kusursuz çalıştığına emin olduktan sonra sanal ikizdeki var olan o konfigürasyonu istersek biz, istersek bunu da NC'ye bırakarak fiziksel dünyanın üzerine alıyoruz. Ve böylece network'ümüzün bütün life cycle'ını, yani o day 0'dan day n'e kadar olan bütün life cycle'ını artık tamamen dijital bir kopyanın üzerinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Uygulama senaryolarına birazcık göz atacak olursak eğer, NC'yi nerelerde uyguluyoruz? NC'yi aslında, yani Huawei carrier tarafında da, yani bu ISP networkleri için de ayrı NC modülleri var. Biz bunun sadece enterprise business için olanlarını konuşacağız bugün. Enterprise business için baktığımızda da 3 farklı alan, aslında burada 4 tane görünüyor ama 3 farklı alan olarak NC'yi kullanıyoruz diyebiliriz. Birincisi data center'larda. Bizim Cloud Fabric adını verdiğimiz data center SDN çözümünü NC ile beraber artık daha da yetenekli bir hale getirebiliriz. Veya campus tarafında yine bizim Cloud Campus adını verdiğimiz campus SDN çözümümüzü yine NC ile beraber artık sadece otomasyon değil, bir adım daha öteye taşıyıp akıllı bir SDN haline getirebiliyoruz. Yine Wide Area Network tarafında, bu adı Cloud One zaten şu anda, yani hem Data Center Interconnect için hem şube Interconnect için fark etmiyor. Bunun içinde yine SDN çözümümüzü NC ile beraber daha akıllı bir hale getiriyoruz ve
Yavaş yavaş da bu çözümleri aslında birbirine de entegre etmeye, birleştirmeye başladık. Mesela Cloud Campus yavaş yavaş artık SD-WAN'ı da yönetmeye başladı. Ki çok kısa bir süre olmuş olmasına rağmen henüz duyuruladı. Bunun bir adım sonrasında yavaş yavaş işte data center network'lerinde bu işin içine dahil edip aslında uçtan uca bütün ağımızı tek bir NC modülü üzerinden yönetmek gibi bir yolda da gidiyoruz. Cloud Fabric'ten başlayalım. Data center network'lerindeki SDN bizim için konuşacak olursak bunun çok fazla yolu var çünkü yani SDN'in en yoğun uygulandığı yerler zaten network için data center networkleri. Bizim için bakacak olursak ya normal geleneksel tek bir data center'ın network'ünü işte güzel düzgün bir şekilde çalıştıracak bir SDN formatına sokmak senaryolardan birisi. Ya bir data center içerisinde birden fazla farklı podu yine tek bir platform üzerinden birbirinden izole edecek şekilde yönetmek veya birden fazla data center'ı yine tek bir platform üzerinden yine tek bir data center'mış gibi yönetmek, konfigür etmek veya bizim yine Huawei'nin farklı olarak yaptığı AI fabrik dediğimiz yapay zeka fabriklerini de yine bu bahsettiğim diğer fabriklerle birlikte tek bir platform altında yönetebiliyor olmak. AI fabrik, Data Center, Cloud Fabric vesaire bunların hepsiyle ilgili zaten önümüzdeki günlerde detaylı webinarlarımız olacak. O yüzden bunların hepsini tek tek anlatamıyorum şu anda. Vaktimiz de çok azaldı. Ama özetle MCE bize Data Center tarafındaki bütün çözümlerimizi artık tek platform altında birleştirme yeteneğini sağlayacak. Enterprise tarafında bir Data Center'da ne gibi business intentler olabilir? Her şey olabilir. Yani atıyorum 10 tane data center'ında aynı anda şu kadar videonun yayınlanmasını istiyorum işte sol taraftaki şeyler veya işte 500 tane uygulamanın finansal uygulamanın 7/24 kesintisiz çalıştığından emin olmak istiyorum gibi işte bunlar business intentleri. Bunları bu istekleri alıp network intenti ya da IT intenti haline getirip ondan sonra da işte network tarafındaki yapılması gereken her şeyi de NC bizim için yaparak bize ne sağlıyor? Basitleştirme, zeka, yüksek performans tabii ki zaten alt taraftaki şeylerin yeteneği ve açıklık bize bunları sağlıyor. Dediğim gibi çok detaya giremeyeceğim ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kendi üzerine bir takım kütüphaneler var. Bu kütüphanelerin oluşturulması için yüzlerce müşteriyle beraber çalışmalar yapıldı. Yani bu az önce bahsettiğim işte şöyle bir internet, şöyle bir business ihtiyacım var benim, iş ihtiyacım var. Nedir? İşte e-banking uygulamasını hemen devreye almak istiyorum. Peki e-banking uygulamasını devreye almak için network'te ne yapmak gerekiyor? Sorusunun cevabı işte bu müşterilerle beraber yapılan çalışmaların sonucunda hazır standart workflow'lar olarak geliştirildi. Birçok workflow, içinde birçok anahtar elementi, parametreyi barındıran birçok workflow zaten hazır olarak oluşturuldu. Fakat tabii ki her ihtiyaç aynı değildir. Bu workflow'lar her yerde aynı şekilde çalışacak demek değildir. Bunlar da modifiye edilebilir, customize edilebilir veya yeni workflow'larda yine manuel olarak yaratılabilir. Sonrasında auto recommend ve auto verify kısımlarını da şu slide'da görebiliriz. Yani ben iş ihtiyacımı yazdıktan sonra, iş ihtiyacımı söyledikten sonra bir yapay zeka engine arka planda çalışıp şu eski bir şey vardı, banka reklamı vardı. Taksici işte havaalanına gitmek isteyen bir şoföre şey diyordu. Üç tane yolumuz var, hangisinden götüreyim sizi? İşte şuradan gidersek böyle olur, kahve ister misiniz gibi. Hizmette sınır yok anlatmaya çalışıyordu. Burada da aynen o şekilde ihtiyacımı söyledim. Bu ihtiyacımı yerine getirmek için bana birden fazla yer varsa birden fazla yol önerebilir NC'ye. Der ki güvenliği eğer çok ön plan almak istiyorsan şöyle bir kurulum yapmamız lazım. Veya işte resource kullanımını azaltmak istiyorsan böyle bir kurulum yapmamız lazım. Veya işte SLA'ler senin için çok önemliyse, performans değerleri çok önemliyse şöyle bir kurulum yapmamız lazım. Hangisini tercih edersin diye bize soruyor. Bunun arkasından da işte bizim seçtiğimiz yolla ilgili konfigürasyon oluşturuyor. Bunun simülasyonunu yapıyor, verifikasyonunu yapıyor. Her şey tamamlandıktan sonra dönüp bize diyor ki evet her şey hazır. Artık devreye alalım mı? Evet dersek devreye alıyoruz. Ve devreye aldıktan sonra işimiz bitmiyor. Devreye aldıktan sonra da sürekli olarak bunun sağlığını, her şeyin yolunda gidip gitmediğini bizim yerimize takip ediyor. Eğer bir sorun çıkarsa bir sorun olduğunu dediğim gibi saniyeler içerisinde anlıyor. Bu sorunun ne olduğunu dakikalar içerisinde bize söylüyor. Ve bu sorunun çözümünü de yine en geç 5 dakika içerisinde bize söylüyor ve hatta gerekirse bu çözümü de devreye alıyor. Şimdi başlangıçta kullandığım tool maalesef sorun yarattığı için şimdi başka bir tool'a geçerek bir örnek vereceğim. Umarım bu sefer sorun yaşamam diye düşünüyorum.
Şöyle yapsam bakayım görünüyor mu? Evet görünmeye başladı. Şu anda ekranım paylaşılıyor mu? Şu anda ekranı görebiliyor musunuz diye bir sorayım. Evet dendi güzel. O halde hemen buradan devam edelim. Bir örnek verelim. Şimdi veri merkezimize girdik. Veri merkezimizde daha network cihazlarımızı sıfırdan kuruyoruz. Her şeye yeni baştan başlıyoruz. Birkaç tane operasyon var. D0 dediğimizde planlama ve kurulum operasyonları, D1 dediğimizde hizmetleri devreye alma operasyonları ve D2 diye tabir edeceğimiz bundan sonrasında artık monitoring ve bakım işletim kısmı. D0'dan başlayalım. Tabii ki NC'yi bizim yerimize alıp cihazları raka monte edip kablolarını takmıyor. Bunun için yine bir insan gücü gerekiyor. Yani bunların insanların yapması gerekiyor ama bütün bunu yaptıktan sonra artık NC'yi dedim ya daha planlama, daha topoloji aşamasından itibaren bizim için zaten çalışmaya başlıyor ve initial config'lerde dahil olmak üzere bütün her şeyi cihazların üzerine verip network'ü kabaca bir ayağa kaldırıyor bizim için. Bu bile normalde geleneksel yöntemler kullandığında SDN olmazsa daha da uzun zaten ama SDN bile kullandığında planlamasıyla beraber birkaç gün sürebilecekken NC bunu bizim için birkaç saat içerisinde bitiriyor. Bir sonraki aşamada artık network'ümüz ayağa kalktı. Yavaş yavaş uygulamalar kurulacak üzerine. Bize iş tarafından bir istek geldi. İşte şu elektronik bankacılık uygulamasını hemen kurmamız gerekiyor. Tamam. NC'yi bakalım bize burada nasıl yardımcı olacak. Dedim ya üzerine hazır zaten kütüphaneler var. Bu kütüphaneler bir takım workflow'ları da zaten içeriyor. Ben ne yapıyorum? Ben buraya e-banking uygulamamı kurmak istediğimi söylüyorum NC'ye. Okey. Bazı parametreler bu workflow üzerine tanımlanması gereken bazı parametreleri buraya yazıyoruz. Yazdıktan sonra NC'ye hesaplamasını yapmaya başlıyor. Hesaplamayı yaptıktan sonra dönüp bize diyor ki işte 3 tane yolumuz var. Güvenlik mi, daha düşük kaynak kullanımı veya SLA'leri mi nasıl devreye alalım? Şimdilik test platformundayız. Daha düşük kaynakları devreye alacağız. Okey. Workflow çalışmaya başlıyor arka planda. Bunun için yapılması gereken konfigürasyonlar ne olacaksa simülasyon düzleminde bütün bunlar yapılıyor. Yapıldıktan sonra da verifikasyon yapılıyor. Verifikasyon yapıldıktan sonra eğer her şey normalse bize diyor ki evet verifikasyon da bitti. Artık bu konfigürasyonu deliver edelim mi? Yani gerçek canlıya alalım mı? Yapmamız gereken tek şey evet al demek. Sol tarafta yani herhangi bir SDN kullandığımız durumda bile birçok parametreyi SDN bile kullanıyorsak manuel olarak kendimizin yazması lazım. Çünkü o intent dediğimiz o istek ilişkisini kurabilecek bir akıl SDN'de yok. Bunu hep söylüyoruz. SDN böyle bir şey değil. SDN sizin ona söylediğiniz sadece otomasyon yoluyla her tarafa yaymaya yarayan bir şey. Artı yine geleneksel SDN'lerde verifikasyon da yok. Yani bir simülasyon, bir verifikasyon böyle bir şey de yok. Ha bunlar ayrı tool'lar SDN'in üzerine yeni yeni şeyler eklenerek yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Ama kaç tane tool kullanmanız gerektiği, bu tool'ları birbirleriyle nasıl entegre edeceğiniz, yani kullanacağınız şeylere göre değişecektir. NC'nin önemli avantajı işte bu. Yani bu birden fazla. Yani SDN'de olmayan yetenekleri, SDN'e ayrı ayrı tool'larla eklenecek olan yetenekleri aslında built-in kendi üzerinde ve birbirine entegre olarak direkt uçtan uca önümüze sunuyor olması. Peki bankacılık sitemizi de kurduk. Verifikasyonu da zaten yapmıştık. Her şey normal. Arkamıza yaslandık, kahvemizi içiyoruz. Sağlık gayet iyi. Sorun yok. Ama bir şey oldu ve sağlık düşmeye başladı. Bir baktık 60'a düştü. Bir dakika. O bir şey olduğunu anlama süresi bir dakika. O bir dakika içerisinde belki de daha diğer birimler durumun farkına bile varmadılar. Yani o bir şey olduğunu farkına o bir şeye göre değişecek tabii ne olduğuna göre ama yani bu bir dakika içerisinde bir şey olduğunu anlıyoruz. Peki, ikinci konu NC'yi bunun ardından hemen bizim yerimize ne olduğunu hesaplamaya başlıyor ve diyor ki, burada basit bir şey var gerçi ama şöyle bir sorun var. Bu sorunu eğer giderirsek bizim yerimize iş çözülecek. Yapalım mı? Evet yapalım. Okey diyoruz. Sorun çözümünü bile NC'yi kendisi gidip apply ediyor, uyguluyor. Uyguladıktan sonra verifikasyonu tekrar yapıyor ve yaptıktan sonra da evet artık network'ümüz normal bir şekilde çalışıyor diyebiliyoruz. Pardon. Slide'a geri döneyim.
Kampüs tarafında da yine benzer şekilde uygulamalar yapılabilir. Kampüs tarafındaki ihtiyaçlar biraz daha tabii ki farklı. Burada daha çok kullanıcının deneyimini ölçüyoruz. Kullanıcının deneyiminden emin olmaya çalışıyoruz. Artı uygulamaları yine kullanım şekline göre takip etmeye çalışıyoruz. Kampüs tarafındaki ihtiyaçlarımız da aşağı yukarı bu şekilde. En büyük kabuslardan birisi kampüs tarafında kablosuz. Çünkü kablosuzdaki sorunu tespit etmek, kablosuzunda tasarım aşamasından itibaren her şey aslında başlı başına bir sorun. Yani tasarımı doğru yapmak, tasarımı yaptıktan sonra bunu doğru şekilde çalışmasını sağlamak, olası değişikliklere adaptasyonunu sağlamak, olası sorunlara reaksiyonunu sağlamak, bunların hepsi kablosuz tarafında da sorun. Bütün bunları da yine NC'yi bizim yerimize yapıyor uçtan uca ve dediğim gibi artık yeni versiyonu ile beraber Wide Area Network'ü bile dahil edecek şekilde yapıyor. Yani şu an için şunu söyleyebiliriz. Birden fazla kampüsüm var ama tek bir NC platformuyla bunları yönetmek istiyorum. Tabii ki birden fazla şubem var, yüzlerce şubem var ve bunları artık tek bir network olarak görmek istiyorum. NC bu konuda bana yardım olabilir mi, yardımcı olabilir mi? Tabii ki. Bu kadar çok network'ümde insanlar mobil bir şekilde hareket ediyorlar ve ben bu insanların hareketlerinde yaşadıkları deneyimi takip etmek istiyorum. NC bana burada yardımcı olabilir mi? Tabii ki. Şimdi nasıl yardımcı olduğuna yine bir bakalım. Kusura bakmayın, böyle ekranlardan sürekli geçmek zorunda kalıyorum. İlk paylaşımda aslında buna gerek kalmayacaktı ama o çalışmayınca, yani bir sorun yaşayınca orada maalesef ekranlar arasında böyle manuel geçişler yapmak zorunda kalıyorum şu anda. Ne diyelim, bunu paylaşıyoruz. Tekrar şuraya dönüyoruz. Şunu açıyoruz. Bakayım ekranım görünüyor mu? Evet, görünüyor. Tamam. Şimdi bunu nasıl yaptığını bir gösterelim. Öncelikle kablosuz deployment veya şey dedik, değişiklikler dedik, yani kablosuzun tasarımı ve uygulanması dedik. Şimdi bizim binada da, Huawei'nin ofisinde de, ki ben bugün ofisteyim bu arada, çok buna benzer değişiklikler yaşanabiliyor. Yani atıyorum şu kat işte şu ekibinken birdenbire hadi R&D'yi oraya taşıyalım veya işte şu ekibi alalım buradan buraya taşıyalım gibi değişiklikler olabiliyor. Bu da şuna sebep oluyor gün sonunda. Oradaki kullanıcı sayısı ya da oradaki cihaz sayısındaki değişiklik oradaki network'te de değişiklik yapmayı gerektirebilir. İşte böyle bir değişiklik yapmak gerektiğinde NC bize nasıl yardımcı oluyor diye bakacak olursak, bunu ya geleneksel yöntemlerle işte tekrar bir site survey yapalım, işte durumu izleyelim vesaire gibi noktalara götürmemiz gerekir. Ya da NC'den yardım isteyip geçmişe dönük olarak burada işte nasıl bir durum vardı, kaç kişiye nasıl hizmet veriyordu önceki işte 7 günde şu anda ve bundan sonra bu kadar çok kişi geldiğinde nasıl davranmasını bekliyoruz, prediction'ını da yine simülasyon sonucunda bizim için yapmasını sağlayabiliriz. Burada zaten arka planda birçok yapay zeka çalışıyor ve gün sonunda geleneksel yöntemlere göre çok daha iyi bir performans ve çok daha, tabii ki yine kanal interferansı ile ilgili ama çok daha iyi bir performans sunabiliyor. İkinci konu kullanıcının yolculuğuyla alakalı demiştik. Biz kampüsümüz ne kadar büyük olursa olsun, kaç tane kampüsümüz olursa olsun kullanıcının yolculuğunu bilirsek eğer o kullanıcının yaşadığı sorunları da çok daha yakından bilebiliriz. Mesela bu kullanıcımız dışarıda hiçbir sorun yaşamıyorken, her şeyini gayet güzel kullanabiliyorken kafeteryaya girdiğinde kablosuzluğu kullanamadığını fark ediyor ve nedenini soruyor. Bunu anlamak için yine dışarıda ne yapıyordu da şimdi ne yapıyor tek tek oturup yorumlamak ya da kafeteryada bu adam hangi sorunu yaşadı acaba diye tek tek düşünmek yerine bu adamın bütün bu yolculuğunu yine NC bize rahatlıkla kolaylıkla verecektir. Şu access point'ten buraya geçmiş, buradan şuraya geçmiş, kafeteryaya girdiğinde bir baktık RSSI değeri son derece düşmüş. Demek ki sorun bundan kaynaklanıyor. Çözüm ne? Çözümü de işte artık ne yapılması gerekiyorsa anda o kullanıcı düzeltmek için hangi uygulaması eğer sorun yaşadıysa bu RSSI değerine bağlı olarak çözümü de ona ilişkin olarak oluşturup gerçekleştirmek yine mümkün olacaktır. Yine ekran değiştireceğim. Bu çok hoşuma gitmedi gerçi ama mecburen bu şekilde ilerliyoruz bu webinarda. Slayda geri dönelim. Şunu bitirelim. SD-WAN tarafı da tabii şu anda bayağı hot topic. Yani herhalde 100 civarında firma vardır. En iyi SD-WAN'ı ben yapıyorum diye şu anda reklamını kendi
reklamını yapmaya çalışan. S-Divan projelerine biz biraz daha değişik bakıyoruz. Yani S-Divan motivasyonu nedir diye sorarak bakıyoruz aslında. Yani neden S-Divan yapmak istiyorsun? Çünkü en iyi S-Divan diye bir şey yok. Sen ne istiyorsan onu en iyi yapmak diye bir şey var. Bu ta en başındaki S-Divan'da yapılan hataları yine tekrarlıyoruz aslında S-Divan'da da. S-Divan'da ne yapılmak istenebilir? Ne bileyim, Zero Touch Provisioning benim için önemlidir. Bu bir S-Divan motivasyonu olabilir. Maliyetlerimi, Wider'e maliyetlerimi düşürmek istiyorum. Bir S-Divan motivasyonu olabilir ki genel geçer motivasyonlar bunlar olduğu için bunların altını çiziyorum. Bununla da ilgili bu arada yine bir session'ımız olacak yakın bir gelecekte. O yüzden bunun da üzerine çok fazla durmuyorum ama bu motivasyonlara uygun olarak işte S-Divan'la ilgili ne yapılması gerekiyorsa da yine NCE'yi burada kontrolör olarak kullanıyoruz. NCE'yi burada sadece uygulama performansı, sadece Zero Touch Provisioning yani Underlay Management veya sadece işte dış ihtiyaçlara yani bu çok fazla vaktimiz kalmadı o yüzden bir şey animasyon daha yapamayacağım ama iş ihtiyacı işte atıyorum banka şubesinde biz artık şunu da yapmak istiyoruz hadi networkçu bunu yap gibi bir talep geldiğinde bu talebin networkçiye mi yoksa NC'ye mi verilmesi gerektiği ve NC'ye verilirse eğer NC'nin bu talebe nasıl cevap vereceği gibi konularda NC'nin SD-WAN yeteneklerinin içerisinde. Yani özetle en alttaki o underlay tarafındaki o Zero Touch Provisioning'den başlayıp da işte en üstteki o business requirement'a nasıl cevap vereceğimize dair alınması gereken aksiyonların tamamına kadar hepsi SD-WAN konseptinin de içerisinde. Şimdi ne durumda NC'yi? NC'ye gelmeden önce dünkü session'a katılanlar olduysa orada da bahsetmiştim. Huawei zaten yani 20 yıl aşkın bir süredir çip üretiyor. Kendi iş sürekliliği mekanizmalarını kullanıyor ve belli alanlarda gerçekten çok ciddi bir deneyime sahip. SDN konusunda da özellikle telco tarafında çok uzun süredir zaten çalışmalar yapılıyordu. Bunu enterprise tarafına da işte son 3 ya da 4 yıldır yanlış bilmiyorsam çünkü ben bir yıldır buradayım ama son 3 ya da 4 yıldır SDN tarafına da artık enterprise tarafındaki SDN'e de ciddi anlamda yatırımlar ve bunun geri dönüşlerini almaya başladı. NCE'ye gelecek olursak eğer SDN'le ilgili alınmış zaten bir sürü birçok da ödül var. NC'ye gelecek olursak eğer bu bahsettiğim şeyler tabii hep işte vizyon gibi geliyor. Yani işte Huawei işi buraya taşımak istiyor gibi bir vizyon olarak anlatılıyor ama dünkü session'a katılanlar varsa eğer bileceklerdir. Huawei öyle çok fazla vizyon anlatmaz. Huawei bir şey ortaya çıkacağı zaman, çıkmasına çok az bir zaman kala zaten böyle bir şey var diye ortaya çıkarıp anlatır. Yani özetle NC'yi biz zaten geçen yıl duyurduk. NC'yi geçen yıldan beri zaten var olan bir çözüm. Evet versiyonlar geliştikçe yeni yetenekler de ekleniyor ama NC dediğimiz çözüm zaten şu anda var. Bu bir vizyon değil. Üstelik NC geçen yıldan beri daha çıkmadan öncesinden beri bazı pilot müşterilerde bu 20-25 kadar pilot müşteride de uzun süredir test ediliyor, deneniyor ve geliştirmeler de zaten buradaki gerçek saha tecrübelerine dayanarak, oradan gelen feedback'lere dayanarak yapılıyor. Yani NC'yi bir vizyon değil, NC'yi zaten var. NC'yi hatta her geçen versiyonda bir adım daha öteye taşıyoruz. Dediğim gibi artık kapatabiliriz. SDN'den başladık, ADN'e doğru gidiyoruz ve şu anda geldiğimiz yer IDN. IDN'de SDN'e zeka ekliyoruz. Otonomluğa doğru da artık yani kendi kendini yönetmeye doğru da artık yavaş yavaş hazırlıyoruz kendimizi. Ve bunun için de hangi sektör olduğundan bağımsız yani finanstan, üretime veya işte ulaşımdan publiye kadar hangi sektör olursa olsun artık dijital dönüşümün sağlanabilmesi için network'ün bir bariyer olmaması gerektiğini ve network'ün de bir bariyer olmaması için artık IDN kullanılması gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Bugün anlatacaklarım özetle bu kadardı. Baştaki aksaklık ve içerideki aksaklıklar için affınıza sığınıyorum. Elimde olmayan şeylerdi bunlar. Paylaşımı şimdi durdurabilirim. Soruları alabiliriz. Veya bizim soruları da sorabiliriz. Evet. Şimdi küçük bir anketle başlayalım. 3-4 soruluk bir anket. Buna cevap vermenizi özellikle rica ediyorum ki benim de bir yandan durumla ilgili biraz daha feedback sahibi olabilmem açısından. Artı sizlerin sorusu varsa eğer ki buraya bir takım sorular yazılmış galiba. Onları cevaplamaya çalışayım bir yandan. Slide'larla ilgili şeyler bittikten sonra bu teknolojileri IT firmaları sunarken bizdeki reel üretim firmalarının iyi olanlarının bile birçok noktada endüstri 2.5 mertebesinden ötesine geçemediğini, firmaların bu alanda neden harcama
yapmaları gerektiğini sorgulandığı bir pazardayız. Servis ve altyapı maliyetleri her zaman yatırımcının gözünde buzdağı. Çok haklı bir serzeniş. Hak veriyorum bu serzenişe. Maalesef teknolojiye bu kadar yatırım yapmamız gerekir diye konuşurken teknoloji hala ve hala ve hala bir maliyet olarak kurumların gözünün önünde duruyor. Oysa teknoloji yani dijitalleşmenin tanımı aslında bu değil. Bu bizim vermemiz gereken bir eğitim belki de işte son kullanıcıya vermemiz gereken bir eğitim. Dijitalleşmenin tanımı zaten artık hangi işi yaparsanız yapın zaten asıl işiniz sizin teknoloji. Bunun üzerine siz diğer işlerinizi inşa edeceksiniz mantığına oturtmak. Yani Uber örneğini veriyoruz mesela. Diyoruz ki işte hiçbir aseti yok, hiçbir aracı yok fakat sadece bir yazılım var, sadece bir teknoloji altyapısı var ama işte Mercedes'ten bile daha değerli bir firma veya işte Airbnb hiçbir evi yok ama sadece bir yazılımı var, sadece bir teknoloji altyapısı var ama atıyorum Hilton'dan bile değerli bir firma. Yani bunu anlatmamız gerekiyor. Bu adaptasyonu sağlamak, bu mantık adaptasyonunu sağlamak zaman alacak diye düşünüyorduk ama umut ediyoruz ki o zaman biraz daha azalacaktır. Yani söylediğinize katılıyorum ve bunu düzeltmek de yine bizlerin yapması gereken, bizim sorumluluğumuz olması gereken şeylerden birisi maalesef diye cevaplamış olayım. Intelligent Identification ve Simulation'ın eski teknolojileri de kapsıyor mu? Eski teknolojilerden neyi kastettiğinizi tam olarak anlayamadım fakat simülasyon yapabilmek için veriye sahip olması gerekir NC'nin. Veriye sahip olması için de alttaki cihazın veri gönderebiliyor olması gerekir. Yeni cihazların, yeni ASIC'lerin tamamı telemetri dediğimiz yeteneğe sahipler ve telemetri yoluyla veri gönderebiliyorlar. O yüzden yeni teknolojilerde bununla ilgili bir sorun yok. Telemetri yeteneğine sahip olmayan cihazların gönderdiği veriler, daha doğrusu bu cihazlar veri gönderemezler. Bu cihazlardan veriler çekilir. Pool yöntemiyle çekilir. Bu SNMP olabilir, başka bir şey olabilir. Bu şekilde de veriler çekilebilir ve bu çekilen verilere dayanarak da yine simülasyonlar yapılabilir fakat telemetri kadar başarılı olacağını söyleyemeyiz. Çünkü telemetri saniyelik aralıklarla sürekli veri bombardımanı yapan bir şey. Hatta bazen bu saniyenin daha da altında sürelerle veri bombardımanı yapan bir şey. Yani bütün datayı olan, bu arada telemetri datanın kendisini değil, datanın sadece metadata dediğimiz header information'ı gönderiyor. Ama hepsini gönderiyor. Olan biten her şeye dair veriyi gönderiyor. Yine NetFlow, SFlow gibi yöntemlerle de belki data toplayarak bunları faydalı olunabilir. Fakat dediğim gibi hiçbirisi telemetri kadar doğru bir çıktıya bizi götürmeyebilir. Yani bu kısım biraz tartışmalı olacaktır. Red Hat Ansible Automation'da yapıldığı gibi yetenekler gördüm. Evet, doğru. Zaten dün bundan bahsetmiştik. Yani bu Ansible Automation güzel bir şey ve zaten de o yüzden Huawei'de NC çözümlerinde de tamamen açık platformları tercih ediyor. NC'nin zaman içerisinde çalıştığı network'te daha fazla bilgi alıp doğruluk payını daha da arttırması gibi bir durum söz konusu mu? Tabii ki söz konusu. Yani amaç zaten bu. Daha fazla data, daha fazla doğru hesaplama demek. Yani ne kadar çok data gelirse accuracy dediğimiz doğruluk payı o kadar artacaktır ki yapay zeka da zaten tamamen dataya bağlı olarak çalışır. Yapay zekanın şu anda hele ki IT sektörü için konuşacak olursak da yapay zeka diğer platformlarda daha yoğun kullanılıyor ama IT'ye yapay zekayı, IT yönetimine yapay zekayı ne kadar entegre edebildiğimiz biraz tartışmalı. Yapay zekanın henüz bu kadar bebek adımlarında olmasının da sebebi zaten henüz bu kadar çok datayı toplayamamış olması. Yani telemetri daha yeni yeni girmeye başladı hayatımıza. Biz telemetriyle datayı toplayacağız. Bunu bir big data olarak yapay zekaya vereceğiz. Verdikçe de yapay zeka bundan çok daha doğru bilgiler bizim için hesaplamaya başlayacak. Evet, fazla soru gelmedi. Çok iyi anlattım diye düşünüyorum. Fazla soru gelmediyse. Başka da soru eğer yoksa bugün de yine beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederek bugünkü webinarımızı da kapatabiliriz.